Zımba ile dikiş dikelim. Makyaj malzemesi yerine yapıştırıcı kullanalım. Saçlarımıza kağıt tutucu tutturalım. Ve gerçek bir süper kahramana dönüşelim. Yeni videomuzu izleyin. Okul malzemelerini nasıl günlük hayatta kullanabilirsiniz öğrenin. Tesadüfi bir çarpışma. Ah, ne romantik. Kibar bir hareketle kalbimi kazandı. Ama görünüşe göre Berkay sadece daha iyi görmeme yardım etmek istiyormuş. Saçlarını bir kağıt tutucuyla tutturabilirsin. Böylece saçların sürekli gözünün önüne gelmez. İşte oldu. Böylesi daha iyi. Ah, bu beklediğim romantizm değildi. Olamaz! Yırtıldı. Berkay dolabını kapatırken tişörtünü sıkıştırdı. Artık tişörtünde bir delik var. Ama onu basit bir hileyle dikecek. Deliği zımbayla dikelim. Berkay deliği dikiş yerinin altına gizledi ve iç kısmından zımbayla tutturdu. Operasyon başarılı oldu. Teşekkürler zımba. Tamam, dudaklarımı boyayacağım. Sıra kirpiklerimde. Gerçek bir güzellik uzmanının çantasında her zaman pirit olur. Neden acaba? Nedeni çok açık. Toprak kaş bakım jeli yerine pirit kullanacak. Kaşlarımıza pirit uygulayalım ve asi kaşlarımızı düzeltelim. Artık gitmeye hazırım. Berkay telefonunu rahatça tutamıyor. Elleri yoruldu. Rahatsız bir şekilde durmak zorunda. Olamaz. Bu konuda bir şeyler yapmalıyım. Bant tutucu ona yardımcı olacak. Telefonumuzu iki bant tutucunun arasına yerleştirelim. Ve videonun tadını çıkaralım. Ne harika bir telefon ayaklığı. Bugün kalem kutumu unutmuşum. Berkay'dan bir cetvel ve Sinem'den de kalem ödünç alacağım. Çok şanslıyım. Görünüşe göre sıra arkadaşımın kalem kutusunda makyaj malzemeleri varmış. Bu kalem kutusu çok kullanışlı bir makyaj çantası. Bu keşfi göz ardı edemem. Hemen makyaj yapacağım ve arkadaşım da durumu anlamayacak. Önemli olan gözlerimin ve dudaklarımın doğal görünmesi. Ama galiba toprak makyajı fazla kaçırdı. Ne makyaj ama? Bu makyajı gören herkes çok korkar. Ama Sinem makyaj malzemelerini alan arkadaşına kızmadı. Bu konuyu kapatalım gitsin. Birisi arıyor. Yardıma ihtiyaçları var. Bu Süpermen'in görevi. Berkay her zaman hazırdır. Mıknatıslı gömleği hızlı bir şekilde süper kahramana dönüşmesini sağlıyor. Eski bir gömleğin düğmelerini keselim. Ve yerine yuvarlak mıknatıslar silikonlayalım. Düğme deliklerine de bir dizi mıknatıs yerleştirelim. Bir saniye içinde sıradan bir adam Süper Berkay oldu. Sözümü kimseye söyleme toprak. Hemen geri geleceğim. Süper Berkay hep zamanında gelir. Zavallı kız boğuluyor. Onu kurtaracağım. Teşekkürler Süper Berkay. Sen harikasın. Benzersiz gömleğim sayesinde. Ayakkabı bağcıklarım mahvoldu. Şimdi ne yapacağım? Bant kullanabilirim. Eskimiş ayakkabı bağcıklarını bantla saralım. Kendinize gelin bağcıklar. Artık harika oldunuz. Bağlamaya başlayabilirim. Randevuya çıkacağım. Vay canına dostum. Çok yakışıklısın. Bakalım ne kadar hazırım. Saçlarım uzun. Gömleğim temiz. Evet, gayet iyi. Ama dişlerin yeterince beyaz değil. Randevuda dişlerim pırıl pırıl olmalı. Diş beyazlatıcı daksilim nerede? Bir kaba diş macunu sıkalım.
suyla seyreltelim. Bir şırıngaya dolduralım. Ve temiz bir daksi şişesine dökelim. İşte küçük yardımcım. Hadi dişlerimizi beyazlatalım. Gülümsemen baş döndürücü oldu. Randevumun dişlerimin parlaklığından kendisini koruması gerekecek. Kuyruklu bir eyeliner tasarımı yapmak istiyorum. Ama ellerim beni dinlemiyor. Eyeliner'ım eşit olmadı. Aa, toprak! Kuğuya benzedin. Eyeliner'ı rahat bırak ve üzgün panda makyajını sil. Basit bir pratik bilgiyle bu sorunu çözebilirsin. Bant mı? Gözlerimizin köşesine açılı şekilde kağıt bant yerleştirelim. Ve üstüne düz bir çizgi çizelim. Dikkatlice bandı çıkaralım. Kusursuz kuyruklu eyeliner tasarımımız hazır. Hızlı ve basit çözüm. Arkadaşım gelmek üzere. Olamaz. Ona hediye almayı tamamen unuttum. Hemen bir çözüm bulmalıyım. Etraftaki malzemelerden kendin yap tarzı bir hediye yapacağım. Küçük plastik bir dosyaya çift taraflı bant şeritleri yerleştirelim. Büyük bir dosyaya daha küçük bir dosya yapıştıralım. Eski bir plastik dosyayı şeritlerine ayıralım. Altındaki şeritleri ayıralım. Ve kenarlarını daha uzun kemerler oluşturacak şekilde silikonlayalım. Kemerin kenarlarına düğmeler silikonlayalım. Kemeri dosyanın arkasına yerleştirelim. Dosyadan küçük yuvarlak bir parça keselim. Ve bir düğmeyle süsleyelim. Sana bir hediyem var. Ne olduğunu asla tahmin edemezsin. Şık bir bel çantası. Çok rahatladım. Bu çok yaratıcı bir aksesuar. Çok sevdim. Ah, Sinem son dakika hediyemi sevdi. Sinem kalem arıyor. Ama yanlışlıkla gerçek bir hazine buldu. Toprağın dosyasında bir mücevher düzenleyici var. Büyük bir klasörün mekanizmasını çıkaralım. Klasörü desenli kağıtla saralım. Ve raptiyeler yapıştıralım. Raptiyelere mücevherler asalım. Vay canına, harika bir buluş. Burada bir sürü şey var. Bakalım bana yakışacak mı? Küpeler ya da bir kolye. Ama toprak aksesuarlarını paylaşmak istemiyor. Hey, bu düzenleyici benim. Ellerini çek. Tamam, kimsenin senin mücevher klasörüne ihtiyacı yok. Herkesin sahip olmak isteyeceği bir boyunluk yapacağım. İki dekoratif bant şeridini birbirine sabitleyelim. Kenarlarına klips bağları ekleyelim. Bir halka ve kanca takalım. Diğer tarafına da bir zincir yerleştirelim. Kolyenin ortasına bir kolye ucu silikonlayalım.
altın rengi bir boyunluk. Boynumu çok güzel gösterecek. Herkes onu çok kıskanacak. Boyunluğum kesinlikle yüksek bir notu hak ediyor. Okul malzemesi pratik bilgilerimizi sevdiniz mi? Öyleyse okul malzemelerinizi nasıl kullanacaksınız yorumlara yazın. Aksesuar düzenleyici, zımbayla dikiş ya da kaşlar için yapıştırıcı. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni yararlı pratik bilgileri kaçırmazsınız.